UNESCO tarafından yaşayan, tarihi değer olarak gösterilen Safranbolu'dayız. Gerçekten muhteşem bir hava, muhteşem bir tarih kokuyor burada. Ve Baharat Yolu ekibi bu hafta safran çiçeğini tanıtmak için Safranbolu'da. Adını çok değerli bir baharattan, dokusunu binlerce yıllık geçmişimizden alan Safranbolu'ndayız. Geleneksel Osmanlı kent mimarisini koruyan ve yaşatan bir şehir Safranbolu. Tıpkı Beypazarı, Göynük, Odunpazarı gibi Türkiye'nin birçok yerinde rastlayabileceğimiz örneklerde olduğu gibi Safranbolu'nda da tarihin etkileyici izlerini görmemiz mümkün. Safranbolu bu özelliğinden dolayı Türkiye'de Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan biri ve bu özelliğinden dolayı her yıl binlerce turist bu şehre geliyor. Bir başka özelliği daha var Safranbolu'nun. O da isminde gizli. Safranbolu ismini bölgede yetişen nadir ve çok değerli bir bitki olan safrandan alıyor. Selçuklular şehri 1196'da fethederler. Şehre bir müddet sonra safranın bolluğundan dolayı Safranbolu adı verilir. Kendine özgü mimarisi ile göz kamaştıran Safranbolu, tarihi konakları, camileri, çeşmeleri, kervansarayı, yonca çarşıları, kanyonları, el sanatları, lokumu ve adını aldığı safranı ile meşhur bir açık hava müzesi. Safran ve tarihi doku birleşmiş bir bütün olmuş. Gelin bu nadide baharatı daha yakından tanıyalım. Safran, sonbaharda çiçek açan 20-30 santim boyunda çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat. Tarihi sokaklarda dolaşırken gözümüze meşhur Safranbolu lokumu çarpıyor. Başta Bay Sempatik olmak üzere ekibimiz safranlı lokumu tadıyor. Tek kelimeyle enfes, kesinlikle öneriyoruz. Bu arada karşımıza Safranbolu maket evleri çıkıyor. Evleri incelerken Bay Sempatik, safran yetiştiricisi Mustafa abi ile konuşuyor. Safran çiçeği 3000 yıllık bir tarihi olan bitkidir. Tamamıyla doğal bitkidir. Bu gördüğümüz gibi bu safran çiçeğimiz Ağustos-Eylül'de ekimini yapıyoruz. Ekim 15 ve Kasım 15 geldiği zaman çiçek hasadını yapıyoruz. Bu çiçek... Safran çiçeğimizi bu şekilde sabah koparıyoruz, kapalıyken ve kopardık. Eve geliyoruz ve 3 kırmızı lifini, 3 sarı lifini alıp kurutuyoruz. Yarın sabah yine açıyor. Mümkün mertebe kapalıyken topluyoruz ki güneş açınca bu kırmızı lifler eriyor, artı arılar yiyebiliyor. Evet. Biz bir ay bunu topluyoruz. Kırmızı bitkisi kendi gücünün 100.000 katı sıvıyı sarıyı boyama gücü olan bir bitkidir. Tamamen doğal bitki olduğu gibi çay olarak içilir. Üniversitemiz ilaç sanayisinde kullanıyor. Gıda sektöründe kullanılıyor. Pilav, tatlı, zerde, evde ihtiyaç duyduğumuz bütün yemeklerde kullanabiliyoruz. Peki bunları kuruttuktan sonra ne kadar süre sonra kullanmaya başlıyoruz? Bunların kuruma süresini biz yaklaşık 20 gündür çizgisiz ve sade bir kağıdın üzerine seriyoruz. Sobasız ve kalefersiz odada. 20 gün kurutuyoruz. Daha sonra kavanozlara koyuyoruz. Evet. Kokusu, has bir kokusu vardır. Evet, farklı kokusu. Tamamıyla doğal bir bitkidir. Bu daha farklı. Tabii yöremizde 3000 yıllık geçmişi olan bir safran bitkisi. Daha önce Safranbolu'nun civar köylerinin insanların geçim kaynağı olarak üretilmiş. Son zamanlarda üretim düştüğü için 2005 yılında Kaymakamlığımız ve İl Tarım Müdürlüğümüz bir proje hazırladılar. Evet. Bitmekte olan üretici sayısı 3'e düştüğü için 3 kişiden bu safran bitkilerini, sovanlarını aldılar. Safranbolu'nun 15 köyüne dağıttılar proje şeklinde. Şu anda 38 üreticiye ulaşmış durumdayız. Ekibimiz tarihi Safranbolu Çarşısı'ndaki gezintisini sürdürüyor. Bu defa karşılarına safranlı ürünler satılan bir dükkan çıkıyor. Safranlı kolonya, safranlı krem, safranlı sabun. Hüsnü Özdemir anlatıyor bize bu ürünlerin faydalarını. Safrandan sadece çiçeğinden diğer şeyler yapılmıyor. Burada kozmetikte de kullanıyoruz. Evet. Kozmetikte de kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi...
Safranlı sabun. Banyo sabunudur. Saç dökmesine ilgilenen hücre yenici bir sabunumuzdur. Ve çok güzel tutuldu ve beğenildi, test edildi. Artı yanında safranlı vazelin. Şimdi biz bunu safranlısını yaptık. Bu daha güzel fayda etti. Ekzemaya, mantara, topuk çatlaklarına, yaralara. Artı yanında safranlı kolonya. Artık safranımızın geçilmez, vazgeçilmez 3-4 şeyin içinde biri oldu. İlginç mağara dekorlu bu mağazada sempatik sunucumuz ve ekibimiz mağazayı çok beğeniyor. Ve Dilek Kesici'ye mikrofonumuzu uzatıyoruz. Çavuş üzümü sirkesi buraya özgü. Çavuş üzümü bağlarımızdan yapılıyor. Tadına bakın isterseniz. Astıma, bronşite, nezleye, gribe. Tam da beni tarif ediyorsunuz. Bu aralar hiç kurtulamıyorum. Emin olun bunu içtikten sonra nezle, grip ve son diyoruz yani biz. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Alış turşusu vardı. Rahmetli babaannem yapardı. Tadı biraz ona, evet biraz keskin. Boğazı yakıyor. Ama salatalarda kullanmanız yeterli. Ama çok güzel gerçekten. Çavuş üzümü. Çavuş üzümü buraya özgü. Bu nedir? Bu elma sirkesi. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsaklara iyi geliyor. Karaciğer, akciğere iyi geliyor. Onun dışında zayıflamak amaçlı kullanılan bir sirkedir. Yazıköy'de köylü teyzelerimiz yapıyor sirkeleri. Meyveleri de kendileri yetiştirip kendileri üretiyorlar. Eski usul fıçılarda üretiliyor. Safran çiçeğini tanıtırken Safranbolu'da çok farklı iki tadı da tatmadan geçmeyelim dedik. Bu da bir minik dipnot olsun dedik. Safranın bir başka yararı da göz hastalıklarının ilerleyişini yavaşlatabilmesi. Bilimsel araştırmalar safran özünün kanser üzerinde etkili olduğunu kanıtlıyor. Belki de bu yüzden safranın tıptaki ismi ilaçların kraliçesi. Belki de bu yüzden kendimizi şehrin en renkli isimlerinden birisi, baharat ve bitkilerden yaptığı karışımlarla meşhur olmuş şair Derman Ali Dayı'nın dükkanında buluyoruz. Derman Ali Dayı, şehrin hem şifa kapısı hem de gönül adamı unvanını çoktan almış bile. Sempatik sunucumuz başlıyor sohbete. Tarihidir Safranbolu evleri, olsa da konuşsa şiirin dilleri. Dünya duysun, bilsin isteriz buradaki bütün güzellikleri. Güneş geçer, başı açık gezemezsin. Bir günde gezip bitiremezsin. Seversen toprağını vazgeçemezsin. Sen ondansın, o senden, kaçamazsın demiş Ozan Derman Ali Baba Safranbolu için. Evet, öncelikle kendimi kısaca anlatayım. Bu işe ben hani merdiven altı derler ya, kitaplardan alıp da veyahut birileri konuşup hemen onlardan cımbızlayıp ya bunu alıyor olursun, bunu alıyor. Ben de öyle bir şey yok. 1983'te annem kanserden tutulduğunda, bilmiyordum tabii o zaman. O zaman bu işler hiç ot sektörü yoktu. Yani Türkiye'de yoktu. Tabii ki rahmetli oldu annem. Allah rahmet eylesin. O arada bu bütün sıkıntıdan ben de derler ya hemoroid, basur. Herkes de vardır bu. Ona yakalandım, bayağı bir kötü bir durumdaydım. Ona sor, buna sor, öyle git, böyle bir türlü bir çaresini bulamadık. En sonunda muhacir, göçmen bir Murat amcamız vardı. Dedi ki bak o ot, bu ot dedi. 100 yaşında, 90 yaşında adama sordum, dedi ki mayasur otu. Bakın ben bu işe işte başlamamın bir sebebi de bu. Ya biliyorsun da bunu bir insan söylesene, insanlar bundan faydalansın, yararlansın. Ben bunlara kendime şiar edindim. Doğa doğa, dağ dağ, ova ova gezdik biz. Hanımla beraber gezdik, çocuklarımla beraber gezdik. Hep üstlerle beraber. Kendimden akıllı, bu işi bilen, yaşlılar. Bunlardan aldığım bilgiler, onlardan aldığım bilgiler ve kitaptan aldığım bilgilerle Safranbolu'nun safranıyla beraber, ki en önemli safran, dünyaya adını duyurduk safranın, Safranbolu'nun. En önemli konuya girelim, safrana girelim. Çünkü safranı herkes anlatıyor. Safranın çok hilesi var.
Ne gibi hilesi olabilir? Ya hilesi olmaz mı? Ben ilk geldiğimde mısır püskülünü boyamışlar sarıya, ufak ufak kesmişler. Karanlıkta geliyorlar bir de. Tova bağlamış böyle. Ben hemen gördüm, anladım tabii. Ondan sonra biz polise haber verinceye kadar adam kaçtı. Bunun bir özelliği var. Onun özelliği işte öksürük, bronşit, astım. Onlara iyi geliyor, iyi geldi. Koa hastalığına iyi geliyor. Ben koa hastasıyım aynı zamanda. Onunla biz idare ediyoruz. Ha, doktora da gitmiyoruz mu doktor? Her gün doktordayız. Yani doktorun verdiği ilacı da kullanıyoruz ki kullanacağız yani. Doktor sen bunu içme. Bu otu işte iyi ol diyen aktara inanmasın. Evet, safran çiçeği, safranbolunun artık bir simgesi. Adına festivaller düzenleniyor ve şifa dağıtıyor. Şimdi önümüzde bazı safrandan yapılan ürünler var. Bunları bir tanıyalım. Nedir? Faydaları nedir? Nasıl yapılır? Nerede kullanılır? İzleyicilerimize bunu öğrensinler. İçmiş olduğum safran çayından başlayalım. Tamam. Bu safranın çayı. Evet. Bu 9 tane otla beraber. Burada tarifi de var. Omega 3, omega 6. Bu boya yok bunun içinde. Safranla beraber 9 tane bitki var bunda. Diğer ürünümüze geçelim. Ali Baba. Bitki özlü şampuan, safranlı. Dünyada ilk. Nereden aklınıza geldi? Sabununu gördüm ama şampuan. Bu da bitki karışımından yapılır aynı zamanda. Şöyle renkli bir ürün var. Nedir bu? Bu işte safranlı sabun diyelim ona. Öyle mi? Tabii şampuan olması için ona sıvı. Bu neye iyi geliyor? Ben bunu yapmamın nedeni safranlı gömlek yaptım ben. Safran çayı tescilli. Nedir özelliği? Terletmiyor mu? Geç mi su alıyor? Lekelenmiyor mu? Yani hayır, yani her şeyi görebilirsiniz bitkiden ama gerçekten şu an çok önemli bir... Dünyada yok böyle bir şey. Safranbolu evleri bir safran bitkisinin ve diğer bitkilerin vermiş olduğu, baharatların vermiş olduğu şifayı görmek, insanlığa hizmet etmek çok güzel. Bu anlamda ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi ben size teşekkür ediyorum. Bu arada dünyada bir ilk olan safranlı tişörtü Bay Sempatik üstüne giyiyor. Safran, yiyeceklere parlak sarı bir renk katar. Sıra dışı tadı ve yemeklere kattığı sarı renk nedeniyle safran, Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran ve Fas mutfaklarında yaygın olarak kullanılır. Hazır buraya gelmişken şöyle güzel bir safranlı pilav, üzerine safranlı bir tatlının tadına baksak nasıl olur? Herhalde çok güzel olur. Safranbolu'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından birisi olan Nebile Kabucu ablamıza uğruyoruz. Kendisinden safranlı pilav ve safranlı zerde tatlısı tarifini öğreneceğiz şimdi. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel malzemeler var. Ne yapacağız? İzleyicilerimiz bizden bugün neyi öğrenecekler? Bugün hem safranlı pilav yapacağız hem safranlı zerde yapacağız. Safranbolu'nun tatlısı zerdeyi. Malzemelerimiz ve safranı böyle bir kısaca tanıtalım. Tanıtalım. Bizim safranbolumuzun adını aldığı safran bitkisi. Aslı bu. Taç yaprakları kasedeki ve bu da zerde için kullanacağım sulandırılmış, rengi çıkmış ana maddesi. Evet, başlıyor muyuz? Başlayalım. Ne yapacağız? Şimdi tenceremize suyu, pirinci koyacağız. Pirinçlerin pişmesini bekleyeceğiz. Evet, bakalım. Suyu ve pirinci birlikte attık. Kaynamaya başlayacak. Pirinçler patlamaya başlarken bütün malzemeleri katacağız. Bütün malzemelerle birlikte koyu kıvam elde edilene kadar kaynayacak. Piştiğini anlıyoruz. Piştikten sonra da kaselere konulup soğuyacak ve servise sunulacak. Kaç dakika bekleyeceğiz? Yarım saat. Mutfağımızda hummalı bir çalışma devam ediyor. Bakalım Nebile abla da son durum nedir? Safranlı zerdemizin pirinçleri patlayana kadar
safranlı pilavımızı da yapalım. İkisi de aynı anda çıksın. Safranlı pilavı da yapmaya başladık. Safranlı pilavımızın tereyağını eriteceğiz. Tereyağı eridikten sonra pirincini katacağız. Pirinçleri de şöyle bir kavurup sıcak suyunu, safranını, tuzunu ilave edip pişmesini bekleyeceğiz. Pilavımız pişti. Şöyle bir karıştıracağız. Fazla pirinçleri karıştırılmaz. Bu kadar. Safranlı pilavımız. Şimdi zerdenin patlayan pirinçlerin üzerine bütün malzemeleri karıştıracağız. Hadi bakalım, tadalım safranlı pilavı. Evet, Safranbolu'da safranla yapılan pilavımız ve zerde tatlımızı artık servise hazır hale getirdik. Nebil abla, durum nedir? Durum pişti artık. Sizin yemenizi bekliyoruz, tatmanızı. Gördüğüm kadarıyla rengi değişik safranlı rengi, pilavın. Sarı. Sarı hem rengini alıyor hem de kokusunu. Evet, safran çiçeğinden dolayı kokusu ve rengi değişik Safranbolu'nun safranlı pilavı sizin için tadıyoruz. Baharat yolunda, bakalım tadı nasıl. Tatlı kaşığıyla yiyorum. Tatlı geldi çünkü bana. Çok farklı, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bir tadına bakalım. Tatlının özelliğini. Tatlının özelliği içinde safranın oluşu. Zerde tatlısı, tadına bakalım. Bakalım nasıl çıkacak. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Biz pilava da tatlıya da bayıldık. Dedikleri kadar varmış. Hem pilavın tadına tat katmış hem de enfes bir aroma. Safranbolu'nun güzel sokaklarında dolaşıp çarşısında gezerken üzücü bir bilgiyi de öğrendik. Bir zamanlar Anadolu'nun birkaç yerinde üretimi yapılan safran artık yalnızca Safranbolu'da üretiliyor. Ve ne yazık ki üretilen safran Türkiye'nin ihtiyacını karşılamadığından yurt dışından ithal ediliyor. Türkiye safran ihtiyacının önemli bir bölümünü İspanya ve İran'dan ithal etmekte. Üzülüyoruz ve üretimin artmasını diliyoruz. Ekibimiz yoğun bir günün sonuna doğru yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez uğrak noktası olan Hıdırlık Tepesi'ne geliyor. Bay Sempatik, ballı safran çayını muhteşem bir manzara eşliğinde içerken unutulmaz bir keyif yaşıyor. Baharat yolu bu hafta Safranbolu'dan sizlere seslendi. Safran çiçeğini tanıdık, baharatını tanıdık. Haftaya bir başka baharat tanımak adına hepinize hoşça kalın.